Evet, Haber Milas ekibi olarak yangın hattının sıfır noktasındayız. Burada bu dağların ilerisinde Feslen Mahallesi var. Şu an ekipler alevlerin mahalleye ulaşmaması için ellerinden geldiği çabayla alevlerle mücadele ediyor. Ancak alevlere karşı durmak kolay değil. Bir yandan hava desteği yoğun bir şekilde sağlanıyor. Evet, burada durum gerçekten çok ciddi. Çatır çatır ormanlarımız yanıyor. Evet, müdahale yetersiz kaldı bu bölgede. Tabi ilerleyen hatta duman altında müdahaleye devam ediyor. Edilemez buradan abi. Hatta buraya büyük araç gelebilir. Biz yolu kapatmadan çıkmalıyız. Diğer şu arka taraftan da dolaşıp önümüze gelebilir alevle. Onu da dikkat etmek lazım. Evet. Gördüğünüz gibi alevler. Biz de yangından sonra kırsal mahallelerde yangının etkilerini incelemek için bölgedeydik. Ziraat Odası Başkanımız, Milas Ziraat Odası Başkanımız İsmail Atıcı ve kurumda görevli ziraat mühendisleri de bölgede. Evet. Alev savaşçıları gördüğünüz gibi Milas yangınında 7. günde hala alevlerle mücadeleye devam ediyor. Evet, sesleri duyuyorsunuz. Evet. Evet, biraz ilerleyelim. Bu alevler eğer tutulamazsa ilerisinde Feslen Mahallesi'ni tehdit edecek. Evet. Evet, orman ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Gördüğünüz gibi canlı başla alevlerle mücadele ediyorlar. Bakın, ormanın içlerine doğru çekilen bu hortum, el birliğiyle çekilen bu hortum sonunda alevlerle mücadelede kullanılıyor. Gördüğünüz gibi zorlu şartlar, gerçekten çok zor. Yedinci gününde Milas yangınları devam ediyor. Bakın, şu alev hattının bu bölgeye geçmemesi için ekiplerin mücadelesi canla başla devam ediyor. Evet. Hadi geriye doğru, geriye hortum katlanmasın. Sizlere yangınla mücadelenin ne kadar zor olduğunu göstermek için sıfır hattına geldik. Yangının sıfır hattındayız. Oradan gerçekten... kopat, oradan çıkar. Tabancayı al, gel tabancayı. Tabancayı getirin. Tabanca. Tabanca tarafı getir. Geliyor. Evet, bakın. Bakın. Şu tarafa doğru. Tamam, çık oradan. Bu patlar zaten. Bunu şey, o kadar da bir şey olmaz. Çek. Evet. Yangınla müdahale sürüyor. Bakın, Niksar İşletme Müdürlüğü'nün bir arazözü. Arkada bir tane daha arazöz. Çok sayıda orman işçisi
alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor. Evet. Bakın. Bakın bu iş çok ciddi ve zor bir iş. Alevlerle mücadele. Bakın, alevlerin yolun sağ tarafına ulaşmaması için mücadele sürüyor. Burada çok sayıda gönüllü var. Çok sayıda gönüllü de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bakın, bu hortumu tek başına taşımak pek mümkün değil. Ancak el birliğiyle itfaiye hortumu kaldırılarak alevlere müdahale yapılıyor. Geçme yukarı, boş ver. Hangi habersin abi? Haber mi lan? Hortum! Çek! Devam et. Devam et. Bakın el birliğini, dayanışmayı görüyor musunuz? Çok zor. Kadınlarımız da bu çalışmalara destek veriyor. Bakın burada bir kadın gönüllü. Biraz aralık kal. Sen kal. Sen kal. Sen kal. Aracı gelsin. Yangın hortumu omuzlarda alevlerin olduğu bölgeye gönderiliyor. Haber Milas ekibi olarak yangının sıfır noktasındayız. Evet, bakın dumanın altında bu mücadele devam ediyor. Siz gönüllüsünüz herhalde. Yangın ekipleri müdahale ediyor. Gönüllülerin hepsi çalışıyor sadece. Tabii tüm ekipler çalışıyor. Gördüğünüz gibi gönüllüler dahil diğer ekipler de çalışıyor. Evet, burada çok fazla duramayacağız. Ama sıfır hattında yaşananlar bu şekilde. Bu dumanın altında nefes almak bile çok zorken bu insanlar yangına müdahalede bulunuyor. Evet. Bu yangına helikopter ve uçak desteği de sağlanıyor. Diğer bölümlerde hava araçlarının faaliyetleri yoğun bir şekilde sürüyor. Bunu belirtelim. Biraz önce Akçakaya mahallesindeydik. Bazı hava araçlarını sizlere göstermiş olduk. Şunu da hatırlatalım. Bugün hava araçlarının desteği yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Bazı bölgelerdeki yangınların yoğunluğunu yitirmesi hava araçlarının Milas yangınına daha fazla destek sağlamasına imkan tanıdı. Evet. Bakın. Gönüllüleri görüyor musunuz? Maskelerle burada yangını söndürmeye çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi. Duman çok yoğun. Burası Akçapınar Mahallesi'nin, Milas'a bağlı Akçapınar Mahallesi'nin üst kısımları. Ve bunun öbür tarafı Fesleğen. Hızlı git abi. Geldi. Evet, bakın. Bakın şu zinciri görüyor musunuz? İnsan zincirini. Herkes omzunda bu hortumu taşıyor ve herkesin yangına desteklenmesi lazım arkadaşlar. Evet, yangına müdahalede bulunuyor. Çok sayıda gönüllü var burada. Orman ekiplerine yardımcı oluyorlar. Omuzlarında taşıdıkları. Diğerine de su var, diğerine. Hortumla. Bakın, yangının
bu bölgeye sıçramaması için mücadele veriyorlar. Evet, biraz sonra hava desteğini sizlere göstereceğiz. Evet, bakın. Bu bölümde mücadele sürüyor. Evet. Bu bölümden şu an için ayrılıyoruz. Güvenlik gerekçesiyle. Yangına müdahale etmemiz konusunda bazı okuyucularımız yorumlar yapmış. Burada öncelikli görevimiz bu gelişmeleri, bu dayanışmayı sizlere aktarmak. Tabii ki burada bir müdahale olmasa görüntü almak yerine biz yangına müdahale ederiz. Ondan hiçbir şüpheniz olmasın. Dün gece bir kazaya şahit olduk. İlk yaptığımız şey 112 acil çağrı merkezini aramak oldu. Ve daha sonra ekipler geldikten sonra yaralılara yapabileceğimiz müdahaleyi yaptıktan sonra görevimizi yerine getirdik. Burada da aynı şey geçerli. Burada gördüğünüz gibi çok sayıda gönüllü ve orman ekiplerimiz var. Ortam görevimizi yapmaya müsait bu anlamda. Bize ihtiyaç olursa elbette ki mesleğimizi bir kenara bırakıp ormanlarımızı savunacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın. Evet, şimdilik yayına son vermek durumundayım. Eğer Feslen Mahallesi'ne ulaşabilirsek oradan da yayınımıza devam edeceğiz.